Efendim öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Şans sohbetlerine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ekonomist Ali Ağoğlu ile birlikte bu şans sohbetlerinde de sıcak gündemi değerlendireceğiz. Müsaadeniz olursa ben önce Sayın Ağoğlu'nu bir ekrana davet edeyim. Bugün merhaba, hoş geldiniz. Selam abicim. Geçen hafta bir araya geldik ama bu hafta böyle uygun düştü. Bu da pandemi koşullarının diyelim ki bize getirdiği, dayattığı konular. Peki, istersen hızlı hızlı, çünkü biliyorum biraz yoğunluklar da var. Hızlı hızlı şey yapalım, bir sıcak gündemin üzerinden geçmeye çalışalım. Birincisi büyüme, bugün büyüme rakamları geldi. Büyümede tabii yani beklentiler temelinde geldi diyelim. Zaten 20'nin üzerinde bir beklenti vardı. Anketler vardı. Bloomberg'un anketi vardı. 22 diyordu. 21.7 geldi. İkinci çeyrek büyümesi. Böylelikle tabii birinci çeyrekteki o %7'liğin üzerine bu da gelince burada mutlaka baz etkisi var. Ama böyle sene sonuna doğru acaba büyümemiz kaçlarda olur diye tekrar bir hafızalarda yoklandı, yeni analizler de yapıldı. Görünen o ki 8'in altında olmayacak gibi. Hatta bunu 10'a doğru da çıkarmak mümkün. İkinci çeyrekte bir %6'lık bir büyüme gelirse hemen yani gene sanayi üretim rakamlarına bakarak söylüyorum. Biraz da kredilerdeki gelişmelere de bakarak söylüyorum. Bir yavaşlama var ama şimdi bizim Maliye Bakanımızın da bankalarla konuşacağız. Bu kredileri, bireysel kredileri özellikle aşağıya çekeceğiz, çekmek üzere, frene basmak üzere hareket edeceğiz demesinden hareketle o alanda da harcamaların arttığını görüyoruz. Yani çünkü bugünkü rakamlarda da o vardı. Yani bugün açıklanan rakamlarda hem tüketim tarafı yani harcamalar tarafı hem de yatırım tarafında da iyi gelişmeler var. Yani büyüme her iki kanattan da kaynaklanmış gibi görünüyor. Sanki üçüncü çeyrekte böyle olacak. Öyle gördüm ben. Çünkü mesela kredi kartı harcamalarına da baktığımızda şöyle bir yıllıklandırdığımızda onları son 4 haftalık ortalamaları yıllıklandırırsak %60'lar gibi artışlara geliyoruz. Kredi, bireysel kredilerde de %40'lar, %45'ler civarında artışlar var. Tabii bu her şeye yorulabilir ama büyümeye her durumda kaynaklık edecek. Yoksa acaba iyice artan geçim maliyetini finanse edebilmek için mi kredi kartlarına hücum ettik filan, o tarafını belki işin refah boyutunu konuşurken onu da çünkü sormak istiyorum Sayın Ağoğlu'na, o tarafını da konuşuruz. Ama görünen o ki bu sene biz büyümede önemli bir noktaya doğru gidiyoruz. Baz etkisiyle de, yani orası inkar edilemez. Çünkü baktığımızda İngiltere'nin ben öyle kolay kolay dünya ikincisi, biz üçüncü biz olduk. İkinci çeyrek büyüme rakamları bazında dünya ikincisi olduğunu pek görmedim böyle büyüme konularında, ama o müthiş daralma geçen senenin bu ikinci çeyreğinde özellikle Nisan, onlarda Mart, Nisan, Mayıs diye giden, bizde de daha çok Nisan, Mayıs diye giden o müthiş daralmanın bir geri dönüşü bu ister istemez. Bilmiyorum onlar Brexit'e filan da bağlıyorlar mı, ama sonuçta bir numarada Peru olmuş. Onun da benzer bir sonucu var. Oraları da biliyorsunuz bu korona ciddi şekilde vurmuştu. Detaylara da belki gerek olursa gireriz ama hem harcamalardan hem yatırımdan kaynaklanan bir büyüme var ortada. Belki de böyle %10'a doğru giden yıllık düzeyde bir büyüme var. Ali Ağoğlu nasıl değerlendirir? Yani bizi üçüncü demişsin ama galiba araya bir de Azerbaycan'ı koymamız lazım. Onlar da 135 gibi bir rakamla büyümüşler ikinci çeyrekte. Ben onu atlamış olabilirim. Doğru. Önemli değil. Ben de arada gelen bilgiler içinde, ama burada sıralamanın çok fazla bir önemi yok. Dediğin gibi buradaki en önemli olay baz etkisinden. Baz etkisi derken eskiden diyelim ki sıfır büyürken veya hiç büyümezken bir anda inanılmaz bir küçülme yaşadığımız için tüm dünya olarak, sadece Türkiye değil, ikinci çeyrekte müthiş bir küçülme yaşanınca
normalin çok altına inen büyüme oranına karşılık bugün sadece normalleşseniz bile düştüğünüz kısım aslında düşük olana göre zaten otomatik olarak yukarıda. Yani siz %20 düşseniz %30 büyüyeceksiniz sıfıra gelseniz dahi. Yani böyle bir durumu olan bir rakamların hesaplamaların daha doğrusu biraz cilvesi diyelim. Burada dediğin gibi 8-10 gibi büyümeler konuşuluyor ama ben orada gene tedbirli olma tarafındayım. Çünkü gerek uzak doğudaki PMI'ler olsun, gerek Amerika'daki tüketici güven endeksleri olsun. Bunlar 3. çeyrek için böyle bir müthiş yeni büyümeler veya yeni rekorları haberdar etmiyorlar veya onların habercisi değiller. Çünkü hepsinde beklentilerin bile bazen altına düşen, negatife doğru giden, yani elinin altına düşen PMI'ler var. Bu beklentinin özellikle tüketici güvenliğinde de aynı şekilde beklentilerin altında kalan bir Amerika rakamı var. Tek başına bunları değerlendirmek biraz zor ama bir genele baktığımızda ikinci çeyrekte göre üçüncü çeyrekte biraz daha sakinleşen bir büyüme hızı diyelim. Yani çünkü ikinci çeyrek de geçen sene COVID etkisiyle oldukça kötü geçmişti dünyada. Yine baz etkisinden kaynaklı yine artı yüksek büyümeler mutlaka göreceğiz. Ama bunu böyle bir başarı olarak mı görmek lazım? Evet, tabii ki daha bir de daralsa mıydık diyeceğiz üstüne. Yani o kadar büyüğün üzerine bir de daralsaydık hakikaten kötü olacaktı ama dediğim gibi hesaplamalardan mütevellit çok rahatlıkla normale dönseniz dahi aşırı büyümüş oluyorsunuz bir çeyrek bazında. Bunun sürdürülebilirliği hep tartıştığımız konu. Hayır, bu sürdürülebilir bir büyüme değil. Sadece dediğimiz gibi baz etkisinin büyük bir katkısı var. Tüketim harcamaları dediğin gibi önemli. Bundaki ihracatın payı görece katkı sağlamış durumda. Aynı şekilde devam edecek mi? Benim tahminim benzer düşüşlerin Avrupa bölgesinde de olacağı var. Bunun beraberinde Jackson Hole'dan gelen Amerika'daki parasal genişlemenin yavaşlaması hatta sona erdirilmesi gibi kararların ben Eylül ayındaki toplantılarda daha netleşeceğini, oradan yavaş yavaş bir genel piyasaya yayılan bir çıt bir olumsuz bir algının olacağını, Fed'in artık parasal genişlemeyi son verme kararında olduğu veya kararına yakın olduğu bilgisi yavaş yavaş piyasalarda kabul gören bir yargı olacak. Eğer böyle bir şey olursa genelde bahsettiğim gibi ikinci çeyrekteki o büyük yüksek büyümeleri üçüncü çeyrekte göremeyeceğiz. Dördüncü çeyrekte daha da az göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü geçen senenin dördüncü çeyreği de çok da öyle kötümser bir çeyrek değildi. O yüzden baz etkisi... Altının üzerindeydi mesela. Evet. 8-8.5-9 gibi bir rakamlar çok sıkça tekabül ettiği şey telaffuz ediliyor ama ben oradaki rakamların da bir çıt normalin dışına çıkmış olan rakamlar olarak değerlendirip bunlar üzerinde çok böyle ağır yorumlar yapmayı doğru bulmuyorum. Onun için bu yılı da geçen seneki gibi istisnai bir yıl olarak kabul edip bu yılın çıkacak rakamını temele yayılan veya genele yayılan bir büyüme olarak algılamamak lazım. Geçen senenin olumsuzluğunun üzerine bu sene normale dönmemiz bile hepimize önemli katkı sağlayan bir durum ortaya çıkarıyor veya büyüme rakamı ortaya çıkarıyor. Sevinelim tabii, üzülecek bir şey yok ama bunu da büyük bir başarı olarak telakki etmemekte fayda var diye düşünüyorum. Kendimizi yani, dev aynasında da görmeyelim. Görmeyelim, evet. Aynen öyle. Çünkü pek çok yerde dediğin gibi bu baz etkileri nedeniyle bir öne çıkış oldu. Ama şunu görüyorum, orasına ne kadar katılırsın bilmiyorum ama şimdi PMI da şimdi biraz önce şans sohbetlerini gazetede birlikte hazırladığımız Osman arkadaşım da not olarak iletti. Ağustos ayı PMI'yi, Türkiye PMI'yi %54.1 olmuş. 54.1 de az bir rakam değil, güzel bir iyimserlik ifade eden bir rakam. Geçen konuşuyordum yine sanayicilerle. Onlar da dediler ki önümüzdeki döneme ilişkin şimdi Eylül'e de girmiş olduk. 6-8 haftalık siparişlerde de canlılık devam ediyor. Çünkü zaten şu sırada biliyorsun sipariş yağıyor Türkiye'ye. Hani nasıl şey yapacağız o belli değil ama nedenler de belli. Çin'de işte o eğer 15 bin dolarsa konteyner fiyatı, sende 5 bin dolarsa ister istemez 10 bin dolar daha baştan kazanç önemli bir rakam oluyor. Türkiye'nin üretimi de Çin'den çok aşağı kalır bir yanı yok baktığın zaman. Affedersin birden biraz hızlı konuşunca böyle bir şey oldu, takılma oldu, kusura bakma. Şimdi
Böyle bakınca hani evet aynı rakamları gelecek sene sürdürmemiz zor ama öte yandan da bir büyümeyle ilgili, büyümeye dış ticaretin katkısıyla ilgili, ihracatın katkısıyla ilgili iyimser olunabilecek bir takım ipuçlarını da görüyoruz. Fakat bizim geçenlerde Nurettin Özdemir de Ankara Sanayi Odası Başkanı da ifade etti. Geçen bizim Simone Kastowski de TÜSİAD Başkanı da bir başka açıdan ifade etti. Konuyu hem faiz indirimine hem büyüme tarafına birlikte getirmek istiyorum. Onun için de her ikisinden de referans kullanıyorum. Nurettin Başkan'ın söylediği Sayın Özdemir'in şuydu. Evet büyüyoruz ama bu büyüme yoksulluk getiren bir büyüme. Yani bizi zenginleştiren bir büyüme içinde değiliz. Bunu sadece vatandaş açısından da söylemiyor. Yani sanayi tarafından da yani para kazanma noktasında büyük sorunlar yok ama bu bizi yeni yatırımlar, büyüyen yatırımlara yöneltti mi? Yeterince yöneltmedi. Var bir hareket orada ama yeni yatırımlara hani geleceğimizi garanti altına alacak, ihracatımızı garanti altına alacak o büyük yatırımlara çok yöneltmiş görünmüyor. Öbür taraftan da hep piyasada bir tedirginliği de yaşıyoruz. Böyle bir bıçak sırtı durum var. İşte Kastowski'nin bahsettiği konu da zannediyorum o. Yani biraz önce senin söylediğin konu yani yavaş yavaş bir zayıflamaya doğru da gidebilir dünya ki bu Covid korkusuyla, Delta varyantı korkusuyla, onun etkileriyle özellikle Güney Pasifik'teki ülkelerin PMI rakamlarında ciddi düşüşler var. Avrupa iyi ama öbür tarafta da düşüşler var. Şimdi böyle bütünlüklü bakınca ben giderek bir yanıyla da Merkez Bankası'na ilişkin piyasada Eylül ayında bir 0.25 olur, belki biraz daha üzerinde olur ama bir indirim gelme ihtimalinin daha fazla beklendiğini ya da bu bir istek arzu anlamında değil ama tahmin edilme anlamında bir beklenti olduğunu, öyle adım atılacağını piyasanın beklediğini görüyorum. Reel sektör de dahil, reel sektörün temsilcilerinden de bunu işitiyorum. Nasıl değerlendirmek gerekir bu önümüzdeki süreci? Senin beklentin nedir? Daha önce paylaştın, ben bir adım beklemiyorum, bile bile lades olur dedin ama son bu verilerin ışığında ne dersin? Şimdi ben sondan başlayayım. Nurettin Başkan'a geri gelmek isterim orada. Şöyle ki ben herhangi bir değişiklik olmasını beklemiyorum derken bu benim görüşüm. Yapar mı yapmaz mı sorusu ayrı, ne olmalı sorusu doğru, ayrı. Doğru. Yani ne olmalı da bence hiçbir değişiklik yapılmasına gerek yok. Buna bir süre daha sabırla katlanılması gerekiyor. Henüz daha enflasyon beklentilerinden majör, gözle görülür bir iyileşme olmadan faizlerde herhangi bir indirime gitmenin bir alemi yok. Tam tersine yükseltmeyi bile düşünülmesi gereken seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Hadi bundan geçtik. İndirim, sembolik bir indirim. İndiriyoruz başladık gibi bir şey söyleme adına yapılacaksa bile bence hatalı olur. Neden dersen şu andaki ben dolar TL kurunda bir gerileme var. Arkadaşlar, dostlar soruyorlar daha düşecek mi? Bu düşüş nereden çıktı gibisinden. Oradaki benim beklentim baştan söylediğim gibi faizlerin daha uzun süre bu seviyelerde kalacağı düşüncesiyle piyasa katılımcılarının bu yılın geri kalanında faiz inmeyecekse boşu boşuna dolarda uzun pozisyon taşımanın bir alemi yok. Hem taşıma maliyeti yüksek hem de fırsat kaçırıyoruz diye düşünerek yavaş yavaş ben pozisyonlarını azalttıklarını, onun nedeniyle de burada hafif bir gerileme olduğunu düşünüyorum. Buna tabii ki yurt dışındaki dolar endeksi ve paritenin etkisini de koymakta fayda var. Gelişen ülke para birimlerine olan bir tür iltifat dönemindeyiz yine. O dönemden biz de faydalanıyoruz. Hem gelişen ülkelerden hem de Türk lirasının yüksek faizinin taşıma maliyetini arttırması, yatırım cazibesini koruması nedeniyle diyelim. En azından yabancıların gözüyle. Şimdi bunu 25 bas puan indirdiğimiz zaman attığımız taş yani kurbağaya ulaşması bile zor. Ürkütmek kurbağaya ulaşması bile zor. Çünkü ne işe yarayacak sorusunu sormak lazım her zaman. Yani
Cumhurbaşkanı istedi diye yap, dostlar alışverişte görüştüm tarzı bir şey söylüyorsan iyice zaten mührü teslim etmişsiniz demektir. Bu kadar teslimiyet ileride size fayda mı zarar mı derken korkarım zarar getirir Merkez Bankası açısından bakıyorum. 25 puanlık bir faiz indirimi insen olur inmesen olur. Ne işimize yarayacak onu da bilmiyorum. Hani bu faiz indirimlerini majör hareketlerle yapmakta fayda var bence. Hani evet başlarsınız 25-50 arkasından 150-300 gibi gelirseniz belki bir şey var ama burada şu anda 150-300 gibi büyük majör hareketler yapabilecek bir ekonomik ortamda bulunduğumuzu düşünmüyorum. O yüzden de 25'lik bir indirimin hiçbir anlamı yok. Yapsak boşu boşuna dediğim gibi mührü teslim ettiğimizin garantisi olur veya teyidi olur. Buna da gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden ben halen daha faiz indirim tarafında faizlerin inmeyeceği, inmemesi gerektiği ikisi birden. İndirilmeyeceğini ve inmemesi gerektiğini söylüyorum. Ben inmemesini gerektiğini söylemeye devam ederken Merkez Bankası faiz indirir mi? Düşük bir ihtimalle evet. Ama halen de onların da sağduyuyla düşüneceğini varsaymak istiyorum. Şimdi Nurettin Başkan'a geri döndüğümüzde büyümesine büyüyoruz da diyor. Fakirleşiyoruz. Evet ben de aynı fikirdeyim. Yani büyüme belli sektörlerde belli grupların veya belli iş kollarının fazlasıyla faydalandığı bir alan oluyor veya dönem dönem belli sektörler öne çıkıyor büyümede. Ortalamaya yayılmış bir refah artışı diye düşünülüyor büyümek ki 1960'lardan bu yana büyürsek biz refahı herkese yayarız şeklinde bir genel kabul gören bir Anglo-Sakson ekonomi ortodoks görüşü var. Bu bir yere kadar doğruydu ama o baz etkisinden dolayı çok düşüklerden yukarı çıkarırken evet ama belli bir seviyeye geldikten sonra tıpkı orta gelir tuzağında olduğu gibi artık bu büyümenin belli sektörlerle sağlanması bir sektör %25 büyüyüp bütün ekonomiyi %5 büyütüyorsa bile o sektörde bulunanlar bu işten nemalanıyorlar. Geri kalan hiç kimse bu işten faydalanmıyor ama bütün ekonomiye vurduğunuz zaman %5 büyümüş gibi oluyor. Hayır, genel geçer kesim veya büyük kesimlerimiz bundan faydalanamıyor. Diğer taraftan da biz büyümenin bir kısmını ihracatla sağlıyoruz ki asıl büyüme motorumuz ihracat. Orada da kur desteğiyle bir miktar fayda sağlamakla birlikte asıl emek yoğun sektörlerde bulunmaya devam ederek ki bu emek yoğunlarda da Türklerin yerine Suriyeli ve şimdi yeniden Afganları çalıştırarak emeği sömürerek bir anlamda para kazandığımız bir ortamda o emek sömürüsü veya bu emeğin çok düşük fiyatlanıyor olması aslında elde ettiğimiz kar varmış gibi görünse bile yine az bir, küçük bir kesimin elde ettiği bir kar büyük bir kesimin çok düşük gelire razı olduğu aslında gittikçe de enflasyonla fakirleştikleri bir dönem. Şimdi bu tartışma çok uzun günleri ayları alacak bir tartışma. Onu evet. Biraz kısa kesmek babından evet Nurettin Başkan'a ben de bir şekilde dolaylı veya doğrudan katıldığım noktalar var. Büyüyoruz ama fakirleşiyoruz derken aslında genel kesim veya tüm toplum olarak baktığımızda kalkınmadığımız sürece refahımız artmadığı için kalkınmayı biz pas geçip büyümeye odaklandığımız için ne yazık ki büyüsek de çok da net söylemek lazım. Bir anlamda fakirleşiyoruz ama net anlamda da kalkınmıyoruz aynı oranda. Onları mutlaka saptamakta fayda var. Çok doğru. Şimdi zaten biraz da bu aslında 2-3 kelimeyle değinmeye çalıştım. Biraz da bu harcamalar tarafı önemli tabii ama yatırımların hakikaten eğer bizim bu geleceğimizi daha garantiye alacaksak çok daha fazla hareket görmemiz gereken bir alan gibi geliyor bana. Çünkü harcamalarda işte evet kredi kartları harcamaları artıyor. Büyük oranda insanlar geçim maliyeti karşısında artan fiyatlar karşısında da biraz da o harcamaları yapmak durumunda kalıyorlar. Yani harcama yapıp da daha fazla ürün almıyorlar. Ay benzer ürünleri ya da daha az bir sepeti daha yüksek fiyatta alıyorlar. O tarafına da gerçekten Nurettin Başkan'ın söylediğine katılmamak mümkün değil. Peki şimdi biraz önce kur hakikaten ilginç bir seyri oldu. Ben mesela bakıyorum 7.80'leri de görürüz diyenler de var ortamda. Böyle bir kısa vadede diyelim sen geçen yıl sonu beklentini paylaşmıştın ama kısa vadede kurda 8'in altını bekler misin?
Hayır, beklemiyorum ben. Yani benim kurda tahminim 8.32.50 idi düşüşlerde. 26.50 ikinci durağım. Eğer bu seviye aşağı inecek olursa 22.50 ama majör destek seviyesi 8.07.50'lerde. Ben bu seviyenin altına inmesini beklemiyorum. İnerse çok arizi bir kısa süreli bir iniş olur. Buradan önemli bir alım geleceğini düşünürüm. Çünkü A ertelenmişler, B gelecek endişesi yeniden. Çünkü buradaki kur düşüşünde dikkat etmekte fayda var. DTH çok fazla bozulmuş değil. DTH'den çok ciddi bir azalma yok. Aslında az miktarda yurt dışından gelen borsaya bir miktar alım geliyor. Tahvil tarafına değilse swap tarafı üzerinden bir giriş var. Bunlar majör büyük girişler değiller ama şu anda görece olarak küçük bir döviz piyasamız olduğu için oradaki girişler, hele hele alıcılar birazcık çekilince girişler mutlaka kurları aşağı indiren etki gösteriyor. 8.07.50'nin altını ben beklemem. 7.80, 7.60, 6.50 bir yıl şey söylenebilir ama onların olabilmesi için majör bir trend değişikliği gerekiyor. Bunun içine politik değişiklikler de dahil edilmesi lazım. Onların yakın zamanda olmayacağını düşündüğüm için, yani politik değişiklikler derken politika değişiklikleri anlamında, ister Evet. bu iktidar değişimi olsun, ister aynı iktidarın farklı politikalar uygulamaya başlaması da olabilir. Ama bir politika değişikliği olmadan majör değişimleri ben beklemiyorum. Olursa arize olurlar. Hatta biraz da problem yaratırlar, enerji biriktirirler. O yüzden belli bir kurda istikrar, hani bu illa yükselmesi illa düşmesi değil ama belli bir istikrarlı patikada olması bizim için hayırlıdır. O yüzden de çok düşük, çok sert düşüşlerde bize çok fazla fayda sağlamıyor. Peki o hayırlı diye ifade ettiğin kurdaki istikrar açısından sepet kurda yani ki gelişmeler de biraz önemli oluyor. Dolayısıyla parite tarafına da bir bakmamız lazım. Parite tarafına bakınca neler görüyorsun? Bu istikrarı bozacak sert iniş çıkışları şu sıralarda paritede dalgalanmaları bekler misin? Doğrusunu istersen parite ile ilgili hatırlarsan 1.07 şey 1.17 40'ın altına inerse bir sert hareketler bekliyorum dedim. 1.16 15'lere inmiyorum diyorsam. Ama orası da gene arızi kaldı. 1.17 40'ın üzerine geri döndük. Şu anda 1.18 21'lerde. Hemen grafiklere bakarak konuşayım Evet. ki rakamlarım hatalı olmasın. Evet 1.16 kaçları görmüşüz? 1.16 60'ları görmüşüz. Çok da fazla aşağı inemedik orada. Yeniden 1.17 40'ın altı. Bugünler kritik yine. Özellikle 1.18 50 seviyesi bir trendin denk geldiği seviye. 1.18 50'nin üzerine çıkarsa bu sefer ben 1.20'leri tekrar test edebilecek bir euro olabilir diye düşünüyorum. Hatta ben yılı 1.23 23 50 yani yıla başladığımız seviyelerden kapatacağız yılı diye düşünüyorum ben. Yani yıla bizim başladığımız seviyeler 2021'de 1.20-23.50 diye anlıyorsam 1.23'lerdeymiş. Evet 23.50, 23.46, 23.51 görmüşüz en yüksek. Başladığımız seviyelere ben geri geleceğiz bu yıl diye düşünüyorum. Yılın başında da aynı şeyi düşünüyorum. Önce bir düşeriz sonra yılı bu 23.50-25 arasında Öyle atlarız diye söylemiştim. düşünüyorum. Halen daha bu tahminimi koruyorum yani. Orada kendi adıma sıkça söylediğim bir şey bu. Ben yatırım bankası mıyım? Her dakika tahminimi değiştireceğim derim. Burada da aynı şekilde halen daha koruyorum ya. Bu değişmesini gerektiren bir şey olmamıdır. Yani onu tahmin edip ben hem düşüşleri tahmin edip hem de buraya geleceğini düşünmüştüm. Düşüşler gerçekleşti. Şimdi toparlanacağı bir dönem. Sepet kurda evet kuru sepet kuru istikrarlı bir dolar TL'ye karşı parite yukarı çıktığında sepet kuru yukarı çıkacak ama bu Türkiye'nin lehine bir olan bir şey. Çünkü ihracatımız bizim fonlamamız dolar, ihracatımız euro. O yüzden bizim için avantajlı bir durum bu sepet kurunun yükselmesi. Tek başına doların yükselmesi bize bir şey ifade etmiyor. Ama parite de destekli sepet kuru yükselişi bizim için faydalı bir şey. Faydalı bir şey. Orada da Peki. böyle bir pozitif taraftayım yani onu da belirtmemde fayda var. Evet. O açıdan doğru. Zaten siparişlerin de geldiği bir ortamda bu pozitif olarak etkilemeye devam edebilir. Peki Jackson Hole öncesinde konuşmuştuk. Dijital paralarla ilgili bir şeyler çıkabilir dedik.
Ama onun dışında fazla bir mesaj beklemedik. Kısmen doğru oldu ama bir yandan da Aralık ayında bu işin, yani varlık alımlarını azaltma işinin başlayacağı da bir anlamda anlaşılmış oldu. Ne çıktı sence Jackson Hole'dan? Valla biraz demiri tavına getirme çabasıydı diyeyim. Yani demir tavında dövülür meselesi, biraz demiri tavladılar. Yani piyasayı biraz hazırlayan bir bakış oldu. Çok fazla majör bir mesaj ben almadım veya piyasa almadı. Çünkü hiçbir şey değişmedi. Yani bir şu anda bu aralar Amerikan 10 yıllık tahvillerinde hafif bir yükseliş var. O da işte aslında COVID etkisiyle olan, ekonomi o kadar da şey yapmayacak düşüncesiyle, çok hızlı toparlanmayacak. O yüzden düşmüş olan faizler fazla düştü. Daha da düşmez. Bak bir de tapering geliyor ya da parasal daralma geliyor. Yanlış oluyor. Parasal genişlemenin sona ermesi geliyor. Biz de yavaş yavaş bunlara uygun hareket edelim diye başladı piyasa. Bunu tam fiyatladıklarını düşünmüyorum. Enflasyon geçici diye fiyatlıyoruz şu anda dünya olarak bakınca. Ama Jackson Hole'dan çıkan, ben Eylül'de artık bu kararın en kötü ihtimalle açıklanacağını, şu tarihte başlayacağız diye açıklanacağını düşünen taraftayım. Onu yeni yıla bırakacaklarını zannetmiyorum. Öyle düşünüyorum. Yani bu parasal genişlemenin sona erdirilmesi kararının yeni yıla kalacağını düşünmüyorum. Onlar için de ne kadar erken olursa o kadar iyi, ayrı alamettir. Çünkü bu ortama rağmen Amerika'daki tahvil hisse senetleri her gün yeni rekorlar kuruyor. Demek ki şu anda yeni bir parasal genişlemeye veya onun getireceği bir desteğe ihtiyaç yok demektir. O yüzden bence yavaş yavaş normalleşme adımlarının başlangıcı olarak Fed'in parasal genişlemeyi bu yılın içinde daraltma kararını açıklayacağı noktadayım. Bunun için de önümüzdeki toplantı önemli olacak. Jackson Hole'da bunu bence benim açımdan bir kez daha teyit eder nitelikteydi. Eyvallah. Avrupa Merkez Bankası'ndan şu sıralar konuşulduğu için soruyorum. Bir şey bekler misin? Yani çünkü faizle ilgili orada da bir takım tartışmalar var ama herhalde ilk silahı çeken yine o konuda Fed olacak gibi. Fed ve İngiltere Merkez Bankası olacaktır diye düşünüyorum ama genelde eskiden İngiltere Merkez Bankası Fed için bir tür laboratuvar görevini görüyordu. Fakat şu anda onlarla biraz ayrıştılar. Belki de Covid sonrasında ayrıştılar. Politika uygulamak zorunda kaldıkları politikalar farklılaştı. Ben Avrupa'dan herhangi bir hareketi beklemiyorum. Dediğim gibi ilk tetiği çekecek olan bu durumda Fed olacaktır. Fed yapmadan Avrupa tarafından herhangi bir hareket beklemiyorum. Ve Fed yapsa dahi bu parite hareketini bekliyorum. Onu da belirtmemde fayda var. Bugün fazla şeyi belirtmekte fayda görüyorum bugün Hakan Bey. İyi oluyor ama bunlar önemli. Kayda geçsin, kayda geçsin. Evet. Gerçekten geçsin. Vakit, yani yıl sonuna olan vakit de giderek daralıyor. Bakalım. Peki hemen bir tabii altını da biz konuşmasak olmaz. Ayrıca ufak ufak da bir hareket de var o konuda. Ne düşünüyorsun, ne diyorsun? Orada bir şey değişikliği var mı? Yatırım bankacısı değilsin, kabul. Ama bir son bir piyasayla ilgili değişiklik var mı? Piyasadan gelen bir sinyal var mı ya da öyle sorayım. Şöyle söyleyeyim, yani altın gümüşe göre daha hızlı hareket etti son günlerde. Evet. Gümüş teknikleri itibariyle çok geride kaldı. Beni biraz yanılttı demeyeceğim ama biraz şaşırttı açıkçası. Çünkü Amerikan tahvillerinin getirileri düşerken neden buraya herhangi bir alım gelmiyor? Buna karşın kripto tarafı biraz daha önde gitti. Altın, gümüş geriden geliyorlar. Her ikisi de diğerlerine göre. Kripto paralar da kendi içinde ayrışmaya başladı. Şimdi bunların hepsini böyle derleyip toplayıp bir araya getirdiğimde bu kripto meselesi anlaşılan o ki majör bir trend değişikliği olabilir. Şöyle ki değerli metallerle kriptolar arasında girip gelen yatırımcılar artık daha uzun süre kriptolarda kalıp daha az altın gümüşle ilgileniyor olabilirler. Çünkü her ikisinde de bir gerileme oldu. O gerilemeden sonra majör bir toparlanma henüz daha yok. Evet, altında 1915'lere kadar bir hareket ihtimali var. Çok da kritik seviyelere yakınız. Yine 1815-1835 arasında önemli dirençleri var altının. Oraya böyle geldik, tam ortasındayız. Daha geçmek için yeni bir güce ihtiyaç var ama geldiği nokta, geriye geldiği o
1690'lara sert satışın geldiği günlerden sonra, ki o bir pazar günüydü, garip bir pazar günü satışıydı. Onu toparlaması hayli zor oldu. Kendi açısından o satışın öncesine dönme çabası var. Dönüyor yavaş yavaş, altın dönüyor. Gümüş çok hayli geride kaldı. O çünkü 25'lerden 23'lere düştü. 23'lerden 24'lere çıktı. 25'lerin üzerine çıkması lazım ki, hatta 25-40'ın üzerine çıkması lazım ki majör bir hareket başlasın. Ona birazcık erkenmiş gibi görünüyor. Veya biraz prematüre bir durum var orada. Öncelikle şu Fed'in kararını görecek altın ve gümüş. Ondan sonra evet, bir karar verecekler diye düşünüyorum. Birçok şey herhalde o tarafı bekliyor. Onları, bir de tabii aşıdaki gelişmeleri de, daha doğrusu delta varyantıyla ilgili şu anki sorunla ilgili gelişmeleri de herkes bir yanıyla izliyor. Onu görüyorum. Yeni bir varyanttan da söz ediliyor galiba ya. C12, evet. C2 mi, öyle bir şeydi. Böyle garip garip bir takım varyantlarla bu 2022'de geçirsek işimiz zor yalnız. Bu yılda kayıp yılı ilan edebiliriz böyle giderse. Vallahi evet, doğru, doğru. Yani biz şans sohbetini şansla ne kadar yapabileceğiz onu merak ediyorum. Ben de merak etmeye başladım. Artık gitsek iyi oldu. Yani bir özledim ben mekanı. Aynen öyle. Peki son olarak yani bütün hemen hemen konuştuğumuz konuların üzerinden bir kere daha geçmiş olduk. Büyümeyi değerlendirdik. Muhtemelen yarın yine bize ihracatta böyle bir Cumhuriyet dönemi rekoru gelir. O taraftan o pozitif hava devam eder. Senin bu süreçte emtialar olabilir ya da bir başka yatırım aracı olabilir, kripto vesaire, böyle dikkatini çeken, paylaşmak istediğin bir mesaj var mı şans sohbetlerinde? Valla küçücük bir mesaj olarak borsa, yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bir çıt. Evet. Bence pozitif tarafta bazı sinyaller veriyor. Özellikle bankacılık sektörüne gelen son 2-3 haftadaki alımlar dikkat çekici. Majör bir trendin içine mi girdik? Şu anda onu söylemek için biraz erken ama borsa tarafında bir pozitif seyir var. Buna karşılık Amerika'daki borsa tarafında da bu Fed haberinden önce bir düzeltme ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Özellikle S&P'de 4640 gibi bir seviye var. Buradan aşağıya bir dönüş olur mu, olmaz mı? Eğer olmazsa doğrudan 5000'e gidiyor ki o zaman da başka bir dünyada yaşıyor olacağız veya bambaşka rekorları konuşuyor olacağız. İkisinden biri olacak. Onlara da yaklaştık. Yani gelişen ülkeler olarak biz zaten geride, onların içinde biz çok gerideyiz Türkiye olarak. Oradan bir potansiyel imkanımız var, yukarı çıkma potansiyeli var. Buna karşılık Amerika'daki borsada bir düzeltme var. Amerika düşerken biz yukarı çıkar mıyız sorusunun cevabı. Onlar düşerken yatay kalırız, onlar tekrar düzeltmeye girdiğinde biz daha hızlı çıkarız diye bir düşüncem var. O yüzden borsadaki, Türkiye borsasındaki hareketlere biraz bakmakta fayda var artık. Tamam, ben de tam onu soracaktım ama sen yanıtını vermiş oldun. Onlar düşerken biz ne oluruz diyecektim. Yatay kalır ve sonrasında da daha hızlı bir şekilde toparlanma gelebilir. Ağzına aklına sağlık. Dinlemişim. Gene güzel bir şans sohbeti oldu. Dediğin gibi şans sohbetini şansla yapmak üzere hep yani onu dileyerek, daha doğrusu, ve tabii herkese de sağlıklar dileyerek bu sohbetimizi de burada noktalayalım izin verirsen. Aynen öyle. Herkese sağlıklar diliyorum ben de. Görüşmek üzere. Kolaylıklar efendim.